Herkese merhaba arkadaşlar. Yaz marketten geldim. Markete gittim. Ekmek aldım, bir şeyler aldım. Şimdi eve dönüyorum. Eve dönüşte aklıma şu geldi. Biliyorsunuz Amerika'ya gelen, taşınan herkes bir ev kiralıyor. Ya da oda kiralıyor. Ve bunun mutlaka videosunu çekiyor. Ben de bir videosunu çekeyim istedim. Hazır gelmişken. Bu arada evi de size şu şekilde göstermiş olayım arkadaşlar. Evet ev bu şekilde arkadaşlar. Biliyorsunuz odadan ya da verandadan görünen göl manzarası. Bu şekilde böyle bir sokağımız var, mahallemiz var. Evin girişi burası. Bu şekilde evin ön bahçesi. Buradan kapıdan içeri giriyoruz. Eve girişimiz anahtarsız arkadaşlar. Şifreli ya da parmak iziyle girebiliyorsunuz. Kapı bu şekilde açıldıktan sonra evin içine giriyoruz. Evimiz böyle. Giriş şu anda boş şimdilik. Buraya bir oyun masası gelmesini planlıyoruz. Henüz daha karar veremedik. Nasıl bir şey gelsin, ne olsun? İşte bilardo masası, tenis masası ya da ne bileyim atari, o tarz bir şey olabilir diye düşündük. O yüzden henüz boş. Burası da oturma odamız arkadaşlar bu şekilde. Bir televizyonumuz var, halımız var. Oturma grubu da yakında gelecek. Oturma grubu bu hafta içerisinde gelmesini bekliyoruz. Burası oturma odamızdan dışarının manzarası görünen yer yine aynı şekilde. Burası da mutfağımız. Biraz dağınık kusura bakmayın. Klasik Amerikan mutfağı. Şurada ada tezgahımız var ve bilinen mikrodalgadır, buzdolabıdır, fırındır gibi gibi şekilde Mutfakta en çok sevdiğim hatta evde de en çok sevdiğim yerlerden birisi burası lavabo. Lavabodan dışarının görünmesi ya bilmiyorum ama benim için gerçekten muazzam mükemmel bir yer. Burası da bu şekilde hazır gelmişken aldıklarımı da şöyle tezgahın üstüne bırakmış olayım. Devam edelim. Şurası verandamız. Arada bir videolarımı çektiğim yer. Oradan dışarıyı görüyorsunuz. Burada sineklikli kapalı alan. Çünkü gölet olduğu için burada her yer sivrisinek, börtü böcek, kertenkele falan. Evin alt kısmı bu şekilde. Bir de şurada. Bunu da göstermiş olayım size. Şöyle 3 araçlık bir garajımız var burada. Bir aracımız da burada. Bu da ev sahibinin aracı. Şu an kendisi tıra çıktı. Tırcılık yapıyor, şoförlük yapıyor. O yüzden aracı burada. Şurada iki adet çöp bidonumuz var. Bu bir tanesi bunların mavi olan geri dönüştürülebilir atıkların e, konduğu siyah olan da normal e, ev çöplerinin konduğu bidon oluyor. Bunları da haftada iki gün gelip alıyorlar. Geceden çıkartıyoruz. Sabah da gelip alıyorlar. Normal ev çöpünü haftada iki defa alıyorlar ama diğer geri dönüştürülebilir olan çöpü haftada bir defa alıyorlar. Onun içinde belli günler var. O günlerde çıkartıyoruz. Efendim tekrar döndük evimizin içine. Buradan yukarıya doğru çıkıyoruz. Evimiz dubleks. Bu şekilde merdivenlerden üst kata çıktığımızda üst katta toplamda 1, 2, 3 ve diğer tarafta iki oda daha var. 5 tane odamız var. Bunlardan bir tanesi master bedroom benim kaldığım oda. 2 tane orta boy var. O da benim ilk kaldığım oda. He, güzel bir kafiye oldu. Şöyle göstereyim. Burası benim ilk kaldığım oda arkadaşlar. Instagram'dan takip edenler şu manzarayı hatırlayacaklardır. Ee, mobilyalı bir şekilde burası kiraya veriliyor. Burada gördüğünüz gibi bir closet dedikleri bizim gömme dolap diye tabir ettiğimiz bir dolap var. Yatağı var, komodini var. Şuraya etajer tipi bir şey gelecek. Ee, sıfır bütün eşyalar. Burada geldiğinizde bu şekilde kalabiliyorsunuz ve odayı bu şekilde kiralayabiliyorsunuz. Yine orta boy bir tane daha oda var. Burada da Türk Hava Yolları'nda çalışan bir arkadaşımız kalıyor. Bu odaların şöyle bir özelliği var. Sadece master bedroom'da kendi şeyi var. Yani banyosu, tuvaleti var. Burası küçük olan oda. Üç oda evin ön tarafına bakıyor ve buradan şöyle göstereyim size. Gece de hafiften bir yağmur yağmış. Cik cik bir duman dedektörümüz ötüyor. Yine her odada böyle closet'ı var. Şöyle gösterebilecek miyim, netleyebilecek mi bilmiyorum, evet. Duman dedektörümüz her yerde var. Koridorlarda, odalarda, her yerde mevcut. İkinci bir küçük odamız daha var. O da ev sahibimizin kaldığı küçük oda. Kendisi şu an tırda, az önce söylemiştim tıra gidiyor işte bir ay gidiyor sonra geliyor bir hafta kalıyor ya da iki ay gidip bir hafta kalıyor. Bu bir haftalık zamanda kendi odasını değerlendiriyor. Burada bir adet Laundry, çamaşırhanemiz var. Bir adet çamaşır makinesi, bir adet kurutma makinesi, işte rafları ıvır zıvır koyduğumuz. Onun dışında şurada küçük yine ufak böyle kiler tadında ama temizlik malzemeleri koyduğumuz bir yer var. Paylaşımda bir banyo tuvaleti var arkadaşlar. Selamlar. Şöyle selamlar. Küveti var bu şekilde. Ve çift lavabo şeklinde. Burayı bu şekilde ayarlamışlar. Dediğim gibi 5 tane oda var. İkisi küçük, ikisi orta ve sonunda da benim büyük odamın olduğu master bedroom. Buradan içeri giriyoruz. Evet master bedroom burası arkadaşlar. Burası benim odam. Kapımızı kapatalım. Yatağım. Çalışma köşem ve yine Instagram'dan takip edenler benim sabah uyanlığımdaki ayak ucumdaki manzaram. Burası yine benim closet yani dolap ama oda şeklinde büyük bir dolap arkadaşlar. Buradan böyle giriyoruz içeriye. İşte benim çantalarım var. Şu benim kirli poşeti. Çok fazla kıyafetim yok biliyorsunuz. Sınırda ittiça yoluyla geldiğim için burada bütün e, kıyafetlerim atıldı. Hiçbir şeyim kalmadı. Her şeyi tek tek yeniden oluşturmaya çalışıyoruz zamanla yavaş yavaş. Burada bir adet Dyson'ımız var. Burada Dyson'lara Türkiye'deki Simbo e, şeyi uygulanıyor. Yani burada çok fazla bir Türkiye'deki kadar değeri yok. Tekrar merhaba. Burası benim banyom arkadaşlar. Bir adet böyle duşakabinim var. Bir adet küvetim var. Yine lavabom var. Burası benim aynı zamanda çalışma köşem arkadaşlar. Youtube, ondan sonra bütün içerikleri buradan üretiyorum. E-ticaretimi ee, e buradan yönetiyorum. Ee, yapabileceğim her şeyi, dijital olarak yapabileceğim her şeyi buradan yapıyorum. Ve yine burada otururken manzaram bu şekilde arkadaşlar. Evet yatak odamın manzarasını da şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Sabah uyandığımda eğer jaluzim açıksa böyle bir manzaraya oynuyorum. Bu ayak ucumun sol tarafındaki pencereden gördüğümüz manzara. Bu da yine ayak ucumun sağ tarafından gördüğümüz manzara. Gölet manzarası. Gayet güzel bir oda. Güzel bir yer. Biraz hazırlıksız oldu bu video. Herhangi bir şekilde kurgu falan kafamda yapmadım, senaryo yazmadım. Normal şartlarda bir video çekeceğim zaman günlerce öncesinden başlarım kafamda ne konuşacağım, nerede ne anlatacağım demeye. Ee, bu video direkt hemen dediğim gibi yolda gelirken hatta bir sıkıntı yaşadım telefonda kapataç yaptım. Ee, sonrasında dedim ki kapataç yaparken bir video çekeyim dedim. Aklıma da bu geldi. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelamayı, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim çanını lütfen açmayı da unutmayın. Çünkü video attığımda hemen size bildirim gelsin. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.